Euzu billahi mineşşeytanirracim. 7. ayet-i kerimenin devamına geçiyoruz. Cenab-ı Allah biz insanları hangimizin amelinin daha iyi olduğunu sınamak, imtihan etmek üzere yaratmış olduğunu belirttik. Daha doğrusu Cenab-ı Allah'ın bu hükmüne, buyruğuna dikkat çekmeye çalıştık. Dolayısıyla bu ilahi gayeden ve yaratılış maksadından alabildiğine uzak düşmüş olan bu beşeriyete yaratılış sebebini hatırlatmak gibi bir vazifemizin de bulunduğunu söylemiş olduk. Beşeriyet niçin Allah'ın kendisini yaratmış olduğu güzel amel noktasından uzaklaşmış da ayet-i kerimede işaret edildiği gibi arslandan ürküp kaçan bir yaban eşeğin o arslandan uzaklaşması gibi ilahi buyruklardan, Allah'ın nizamından uzaklaşıyor. Bunun sebebi, en önemli sebebi, beşeriyetin öldükten sonra yeniden dirilip Allah'ın huzuruna gideceğini ve dünya hayatında yaptıklarının tek tek hesabını vereceğini, iyiliklerinin mükafatını varsa elbette göreceğini, yoksa da kötülüklerinin cezasını göreceğini ortaya koyan ahiret akidesini yitirmiş olmasındandır. Bugün kim ne derse desin, beşeriyetin en büyük hastalığı ekonomik dengesizlik değildir. Dünyanın kuzeyi ile güneyi arasındaki gelir dağılım farkı değildir. Silahlanma değildir. Ahlaksızlık değildir. Ve daha benzer hatırınıza gelen, büyük olduğu söylenen veya düşünülen bütün problemler büyüktür. Ama en büyük problem bunlar değildir. En büyük problem hangisidir? Kendisi çözülürse diğer problemlerin de büyük ölçüde çözüme gireceği problemdir. O çözülürse diğer problemlerin çözümü kolaylaşır. Sıraya girer, tek tek çözülürler. İşte beşeriyetin en büyük problemi, bütün problemlerinin çözümünün kendisine bağlı olduğu, kendisinin çözümüne bağlı olduğu problem, Allah'ı ve ahireti unutmuş olduğu gerçeği. Beşeriyet Allah'ı yeniden hatırlamak, Allah'a yeniden iman etmek, ahireti yeniden hatırlamak, ahirete yeniden iman etmek, ahireti yeniden dünya hayatının merkezine koyup Allah'ın emir ve buyrukları çerçevesinde hayatını A'dan Z'ye kadar yeniden tanzim etmek durumundadır. Beşeriyetin en ciddi meselesi bugün bu meseledir. Ve bu mesele üzerinde durulmadığı için problemler çözülmüyor. Bu meseleye çözüm aranmadığı için, hatta bu meselenin farkına varılmadığı için, varanlar tarafından da bilinçli olarak varılmaması sağlandığı için, sağlanmaya çalışıldığı için, beşeriyetin problemleri azalmak yerine her geçen gün katlanarak artıyor. Beşeriyet yeniden Allah'a dönmezse uçurumun kenarındadır zaten. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle dibi ateşle dopdolu olan bir uçurumdur bu. Yani sonu kesin helak oluştur. Ama beşeriyet aynı zamanda öyle bir imkana sahiptir ki bu uçurumun eğer dibine varmamışsa, uçurumdan aşağı yuvarlanmış olanlar dahi kurtulma imkanına sahip olabilirler. O kadar büyük bir kurtarıcı reçetedir bu.
Bu reçete yalnız her türlü sefalet, zulüm ve esareti, her türlü acı ve ızdırabı tadan bölük pörçük edilmiş olan İslam ümmetinin rahat ve huzurunun reçetesi değildir sadece. Bu reçete belki İslam ümmetinden daha çok helake yakın. Dünya zenginliklerini elinde bulunduran sömürücü ümmetler için bile kurtarıcıdır. Hatta İslam ümmetinden daha çok kurtarıcıdır. Onlar için. Fakat yine bu reçeteyi Müslüman ümmete de gayrimüslim beşeriyete de ulaştırmak mükellefiyeti sizin gibi bizim gibi müminlerin omuzlarının üzerindedir. Bizim mesuliyetimizdir. Onun için gençlere özellikle söylüyorum. Yani yaşı benim yaşımda olanlarla bir iki yaş daha küçük olanlar. Hep genciz daha. Öyle ben 30 yaşımı buldum, onunla öyle yok. Öyle yok. Ben 60 yaşını geçtim, kendimi daha genç hissediyorum. Ona göre öyle çabuk kendinizi ıskartaya çıkartıp ellerinizi mesuliyetten çıkarmayın. Öyle yok. Çok çalışacaksınız. İslam'ı çok iyi öğreneceksiniz. Yerine göre 1, 2, 3 Allah ne kadar verirse dil öğreneceksiniz. Bu öğrendiğiniz dillerle hem o insanların İslam'la olan alakalarının ve alakasızlıklarının ne düzeyde olduğunu öğreneceksiniz. Hem de bildiğiniz İslam'ı onlara hangi yol ve imkanlarla, hangi köşeden, hangi uçtan, hangi bucaktan ulaştıracağınızı hesap edip kestireceksiniz. Öyle uzun boylu uyumak, dinlenmek hayatınızdan kaldırın bunlar. Müslüman olarak İslam için yaşamak kadar dinlendirici ve insanı zevklendirici bir şey yok. Dünyanız için çalıştığınız zaman bile Müslüman olarak ve ahiretinizi merkeze koyarak yaşayın. Hayatın tadını alacaksınız. Ahiretin unutulduğu hayat tatsız bir hayattır. Ahiretin Allah'ın hatırlanmadığı bir hayatın manası yoktur. İnsanın omuzlarında inanın bir vebaldir. Bir yüktür. Taşınamaz bir sıkıntıdır. Kaldırılamaz bir musibettir, bir acıdır, bir ızdıraptır. Ama Müslüman olarak İslam'ı yaşamak uğrunda, insanlara İslam'ı ulaştırmak uğrunda çekeceğiniz her türlü sıkıntı sizin için apayrı bir zevk, apayrı bir lezzet olacaktır. Yoksa bu hayat İslam için yaşamak zevkli olmasa, İslam için ölmek yani şehadet neden ölümün acısını sıfırlasın? Hiç düşündük mü? Çünkü İslam için yaşamak o kadar zevkli ki, onun için öldüğünüz zaman dünyada bilinen en ağır ve en büyük acı olan ölümü öyle bir sıfırlıyor ki adeta bir karıncanın ısırması mesabesine düşürüyor. Hayatın İslam uğrunda katlanılan acılarına, ızdıraplarına zevkle tahammül etmeyen bir kimse şehadette ölümün rahatlığını hissetmesine imkan yoktur. Onun için şehadet aynı zamanda bu işe bir liyakattir. Şehadete yakışacak bir hayat yaşayanlara şehadet nasip olur. Bu hayatın belki uzun bir döneminde olabilir.
belki kısa ama dolu dolu yaşanan bir dönemde olabilir. O ayrı bir şeydir. O ilahi hikmete bağlı bir husustur. Onun için güzel amel esasıyla bu maksatla yaratıldığımızı düşünerek insanları ölümden sonrası için hazırlayacağız. İşte ayetin devamı ve bir önceki dersin nihayetinde söylediğimizin cevabı budur. Diyor ki: Estaizu billah ve la in kulta innakum mab'usun min ba'dil maut. O ölümden sonra dirilişe inanmayan zavallılar hayatlarını zehirledikleri için sen diyor andolsun onlara ölümden sonra siz gerçekten diriltileceksiniz diyecek olursan لَيَقُولَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ Andolsun kafir olanlar bu ancak apaçık bir sihirdir diyeceklerdir. Yani şimdiden hazırlıklı olun İslam'a davet edenler ve edecekler. Davanızın küçümsenmesine hazırlıklı olun. Davanızın davet ettiğiniz ve iyilikleri için son derece gayret ve fedakarlık gösterdiğiniz kimselerin davanızı reddedebileceklerini hesaba katın. İnkar edebileceklerini hesaba katın. Sizlerle alay edebileceklerini düşünün. Hazırlıklı olun. Bunlar sizin maneviyatınızı kırmasın. Bunlar sizin çaba ve gayretlerinizi eksiltmesin. Bu mübarek surede verilecek olan nebevi örnekler var. Peygamberlerden örnekler verilecek. Hud aleyhisselamdan, Nuh aleyhisselamdan örnekler verilecek. Lut aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan örnekler verilecek. Onların, o yüce şahsiyetlerin davalarının nasıl alayla ve istihzayla karşılandığını göreceksiniz diyor. Gördünüz, biliyorsunuz. Bu hal onları davalarından geri çevirdi mi? Hayır. Tereddüde düşürdü mü? Hayır. Azim ve gayretlerine bir gevşeklik geldi mi? Hayır. O halde siz onların o müstesna deneyimlerini ve tecrübelerini hatırda tutun. İstediğiniz kadar bu dava yolunun büyük davetçileri olun. Onlardan büyük olamayacağınızı da unutmayın. O büyüklüklerine rağmen o şahsiyetler böyle zorlu ve sıkıntılı hallerle karşılaştıklarına göre sizin davanızın alayla, inkarla, şahıslarınızın küçümsemekle karşı karşıya kalınmasına kıymet vermeyeceksiniz. Aksine bunları hak yolda olduğunuzun bir göstergesi gibi değerlendireceksiniz ve belki bundan dolayı Rabbinize hamd etmeniz gerekecek. Moral kırmak yok. Maneviyatın bozulması diye bir şey yok. Ya işte ben bu kadar söyledim artık. Ey anlamıyorlar işte kardeşim falan. Sen peygamberlerden daha iyi mi anlatıyorsun? Onlardan daha mı ihlaslısın? Onlardan daha mı samimisin? Senin çabaların netice vermek bakımından onlarınkinden daha mı değerlidir? Bu ve buna benzer hiçbir sorularda sen onlardan üstün değilsin hiçbir kıyaslamayla. Böyle olmadığına göre sakın dava yolunda karşı karşıya kalacağın herhangi bir olumsuzluk seni herhangi bir şekilde davandan geri çevirmesin. Ondan geri dönmek yok. O davadan taviz olmaz. Ne diyor Cenab-ı Allah? Bu da çok hoş bir ayet. Ayetin bir bölümü. İnnemâ yuveffes sabirûne ecrahum bi gayri hisâb. Sabredenlere ecirleri hesapsız verilir.
Sabır budur. Sabır budur. Direneceksin. Hak mı bu dava? Hak. Peygamberlerin davası mı? Evet. Onlardan üstün kimse var mı? Yok. Sen onların yolunda mısın? Rabbimin lütfuyla, inayetiyle evet. O halde niye sabretmeyeceksin? Niye gevşeyeceksin? Niye azmin kırılacak? Niye yavaşlayacaksın? Niye hız keseceksin? Sabretmemek için hiçbir sebebin yok. Zorluklar, meşakkatler, insanların olumsuz tepkileri, bunlar gerekçe değildir bize göre. Senin davanda gevşeklik göstermen için gerekçe değildir. Ne yaptı İbrahim Aleyhisselam sıkıntılar çektikten sonra? Türlü türlü sıkıntılar, artık yurdunda kalamıyordu. قَالَ اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ Bitti. Ben Rabbime hicret ediyorum. O bana doğru yolu, hidayeti gösterecektir. Ne zaman ki bu dünyada veya bu topraklarda veya bulunduğumuz yerde yapacak bir şeyiniz kalmadı dava adına, o zaman önünüzde yollar açık. Cenab-ı Allah ne diyor? İnne arzi vasi'atun fe iyyaya fa'budun diyor. Benim arzım pek geniştir. Yalnız bana ibadet ediniz. Bir yer daralırsa öbür tarafa gidiniz. İslam, Kur'an öyle bir şey ki her şeyiyle bu çağa bir eleştiri gönderiyor. Bu ayeti kerime de hemen hatırıma, yahu Cenab-ı Allah böyle diyor. Kafir ve zalim devletler, İslam ümmeti başta olmak üzere bizleri sınırlarla paramparça etmiş bulunuyorlar. Ya biz mevcut sınırların azaltılmasından, kaldırılmasından, sıfırlanmasından yanayız. Biz bunu istiyoruz. Tekrar mevcut sınırlara 1, 2, 3, 5, 10 tane daha eklemeye kalkışmanın alemi ne ya? Bunun dinle, imanla, İslam'la alakası yok kardeşim. Bunlar İslam'a aykırı. Bunlara nasıl olmaz ki? Bunlar yanlış. Biz bunları reddediyoruz. Reddetmeye de devam edeceğiz. Mısır diye bir yer vardır fakat bu sınırlar yoktur. Cezayir diye bir yer vardır fakat bu sınırlar yoktur. Fas diye bir yer vardır fakat bu sınırlar yoktur. Çünkü bu sınırlar İngilizlerin, Fransızların sınırlarıdır. Suriye diye bir yer vardır fakat bu sınırlar yoktur. Önce bu sınırları çizdiler, ondan sonra da ümmetin ensesinde boza pişirecek zalim yönetimleri getirdiler. Biz hiçbirisini istemiyoruz. Çünkü arz Allah'ındır. Ancak Allah'ın hükmüne göre arz bölünebilir. Cemil Meriç diyor ki, diyor bir zamanlar dünyada bir biz vardık, bir küffar. Dünyanın sınırlarını diyor kılıçlarımızın ucuyla çizerdi. Bu budur. İslam başka bir sınır tanımaz. İslam'ın hükmettiği alandır İslam'ın sınırının son noktası. Sınır İslam'ın hakimiyetidir. Ve her geçen gün bu alan ümmet tarafından daha ileriye götürülmek zorundadır. Bu sınırlar ise bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Hatta İsrail gibi can düşmanlarının ümmetin bağrında paslanmış bir hançer gibi saplanmasına en büyük sebep ve destek bu sınırlar oluyor. Bunları arttırarak bu hançeri daha da paslandırıp ümmete daha çok ızdırap verecek bir hale getirmek ne demek yani? Bu hale geleceğinin farkında değiller mi bu böyle istekte bulunanlar?
Evet. Velhasıl dava çok büyük. Omuzlarımız ne kadar zayıf olursa olsun, biz bu davanın azametine oranla ne kadar çok altına girersek, inanın Allah-u Teala da omuzlarımızı o kadar güçlendirecektir. Biz gücümüzle bu davanın ortasında değiliz. Cenab-ı Allah'ın verdiği güçle, davanın içerisinde ve bu davanın gücüyle, bu davanın yüklenicisi olacağımızı hiçbir zaman unutmayalım. Kafirler hiçbir zaman hakikati iman gözüyle ve hakiki veçhesiyle göremeyeceklerdir, göremezlerden. Çünkü küfür dediğimiz gibi, nasıl ki bozulan bir göz, bozukluğuna göre eşyayı doğru göremiyorsa, küfür de insanın değerler dünyasını böylece allak bullak eder ve hiçbir değeri yerli yerinde oturtmasına kafirin imkan ve fırsat vermez. Onun için Cenab-ı Allah'ın takdirindeki hikmetleri kavrayamazlar. İşte burada bakın Cenab-ı Allah ne diyor? Estaizu billah. وَلَاِنْ اَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلَى اُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ. Eğer biz azabı onların üzerinden belli bir süreye geciktirecek olursak, andolsun bu azabın gelmesini engelleyen nedir diyecekler bu sefer. Yani Allah'ın kainattaki tasarrufunun hikmetlerini, sosyal ve beşeri hayattaki takdirlerinin hikmetini bir türlü kavrayamazlar. Günümüz diliyle söyleyecek olursak, derler ki mesela, ya siz madem İslam'ın bu kadar güzel bir din olduğunu söylüyorsunuz, bu kadar mükemmel olduğunu söylüyorsunuz, söyler misiniz bize, dünyanın en fakir ülkeleri niye İslam ülkeleridir? Terör en çok niye İslam ülkelerinde var? Efendim, organizesizlik, cehalet, şu bu, türlü türlü bir yığın sıkıntılar sayarlar. Madem İslam bu kadar güzel, bu sefalet niye? 14 asır önce veya peygamberler tarihi boyunca sorulan soruların bir benzeridir bu. Hikmetini bir türlü bunlar anlayamazlar, idrak edemezler. Biz ne bizim dışımızdakilerin yaptıkları gibi bu işin asıl müsebbibi bizim dinimizdir veya bizim kabiliyetsizliğimizdir deriz. Emperyalistler böyle derler. Emperyalistlerin bütün bizimle ilgili çalışmalarını tetkik edin. Vermek istedikleri mesajların en önemli iki hususu şunlardır. Bir, dininiz gelişmenize engeldir. İki, siz zaten coğrafi bakımdan, fiziki bakımdan şu bu bir hız gerekçeler söylerler. Bakımdan gelişmeye müsait değilsiniz. Onun için bizim gibi efendilerin sizi sömürmeye ihtiyacı var demeye getirirler. Biz ümmetin bu halini sadece buna bağlamıyoruz. Yani emperyalizmin ve sömürgeciliğin ümmetin geri kalmasının tek müsebbibi olduğunu söylemiyoruz. Aynı zamanda İslam düşmanlarının da bizimle ilgili olarak az önce söylediğim şekilde söyledikleri gibi bizi İslam geri bıraktı da demiyoruz. Biz kabiliyetsiziz kardeşim, biz ancak bunu yapabiliriz de demiyoruz. Biz diyoruz ki, biz ümmet olarak İslam'a zulmettik. İslam'ın bize yüklediği sorumlulukları yeterince yerine getirmedik. Kısacası Akif'in dediği gibi yaşadık.
Diyor ki merhum, çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun. Din namına binlerce hurafe uydurdun. Bir de tevekkülü sokuşturup araya, zavallı dini onunla çevirdin maskaraya diyor. Evet. Biz bundan dolayı bu hallere geldik. Bugün Batı'nın gücü, Amerika'nın gücü, Çin de Batı'dır. Hiç merak etmeyin. Çünkü aynı kültür kuşağıdır. Biz coğrafyaya göre Batı veya Doğu demiyoruz. Kültüre göre, akideye göre ayırıyoruz artık Batı'yı, Doğu'yu. Öyle diyelim. Japonya'dır, Çin'dir. Bunlar hep Batı. Niye? Çünkü materyalist bir kültür. Başka bir şey yok. Bunların gücü iki şeyden dolayı geliyor. Bir, ilim. İki, organizasyon. Bugünkü bu dünyayı sömüren bu büyük gücün, bu büyük gücün üstün olduğu bu iki nokta çok önemli. Biz Müslüman olarak da bunlara sahip değiliz. Ne ilmimiz var, yeteri kadardır, ne de organizasyon gücümüz ortadadır. Ama ümmeti biz kendi haline bırakabilirsek veya ümmetin kendi imkanlarını kendisinin kullanmasına imkan ve fırsat tanınırsa bu iki gücün bu ümmet tarafından potansiyel olarak ben çok büyük ölçüde mevcut olduğunu düşünüyorum. Bunlar elde edilmeyecek olmayacak şeyler değildir. Onun için biz aman bekleyelim her şey bakınız demiyorum. Şu andan itibaren her birimiz, en azından biz buradakiler, her gün İslam'ı öğrenmek, İslam'ı anlatmak, İslam'ı yaşamak için şimdiye kadar ayırdığımız zamana bir saat daha ekleyelim. Bunu ister boş zamanlarınızdan alın, ister televizyon seyretmekten alın, ister uykunuzdan alın, bir yerlerden alın, buraya ekleyin. 24 saati 25 saat yapacak halimiz yok. Bir yerden alıp bir yere ekleyeceğiz. Ve bunu bir hayat tarzı olarak benimseyelim. Hayatımızda boşluk olmasın. Hayatımızda Allah için değerlendirmediğimiz anlarımız mümkün mertebe azalsın. Sıfırlamaktan bahsetmiyorum. Bu belki mümkün değildir. Çok çok zordur. Belki imkansızdır. Ama bunu her birimiz kendi hayatımızda asgariye indirebiliriz. Allah için yapacağımız işleri olabildiği kadar en üst noktasına kadar çıkartalım. Bu şekildeki uygulamalarımızla, hayatımızla, gayretimizle çevremize örnek olalım. Bu alandaki samimiyetimizin faydasının çok büyük olduğunu göreceksiniz. O zaman ümmetin geriliğini İslam'ın artık çağının geçmiş bir din olduğuna gerekçe gösterenlerin ağzı tıkanacaktır. Bu din ümmetin geri kalmasının sebebi değildir. Akif'in okuduğun dörtlüğünde söylediği gibi bu dinin sesine kulak vermediğimiz için biz bu hale geldik. Bütün hastalıklarımızın eğer toplamını, tamamını tek bir cümleyle ifade edecek, formül edecek olursak, hastalıklarımızın kaynağı İslam'ın emir ve direktiflerine hakkıyla riayet etmemekten geliyor. Bunun başka teşhisi yoktur.
Dolayısıyla reçete de buradan geçiyor. Ümmetin sorumlularının tamamına, Türkiye'nin içinde ve dışında her yerde, sorumluluğun her kademesinde bulunan herkesin nazar itibara alması gereken gerçek nokta, hareket noktası, kalkış noktası budur. Herkes bulunduğu yerde emri altındaki birimi, bölümü veya kısmı her neyse İslam'a her geçen gün bir adım daha yaklaşmakla mükelleftir. Bunun başka yolu yok. Hayat böyle İslamlaşır adım adım. Birden gökten zembille inmez. Biz durup durduk yerde birden bu hale gelerek İslam'dan bir anda uzaklaşmadık. Gün be gün, adım adım, yavaş yavaş uzaklaştık. Ama bir şey daha yapmamız icap ediyor. İslam'ı arındırmamız lazım. Yani hakkı batıla karıştırmak gibi bir yanlışlıktan kendimizi kurtarmamız lazım. Çünkü Cenab-ı Allah kitap ehline لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ diyor. Hakkı batıla karıştırıyorsunuz, neden diyor. Ve bilip durduğunuz halde hakkı niye gizliyorsunuz diyor. İslam adına ortada olan birçok kimse, ekip, cemaat her neyse, hakkı batıla karıştırarak İslam'a hizmet ettiğini zannediyor. Hak batıla karıştırarak İslam'a hizmet edilmez. Çünkü hakkı batıla karıştırdığınız zaman hak, hak olma özelliğini kaybeder. O hak da batılın mahkumu olur. Sakın bunları birbirine karıştırmayın. Karıştıranlar da gözlerinizi ve algılarınızı yanıltmasın. Buna dikkat etmenin durumundayız. Ela yevme ye'tihim leyse masrufen anhum ve haqa bihim ma kanu bihi yestehzi'un. Şunu bilsinler ki o azap onlara geleceği gün onlardan hiçbir zaman geri çevrilmeyecektir. Hiçbir güç onu onlardan geri çevirmeyecektir. Ve kendisiyle alay edip durdukları şey olan o azap onları çepeçevre sarmış, etraflarını kuşatmış olacaktır. Resuller kavimlerini bu şekilde uyararak kendilerine gelmelerini sağlamışlardır. Onların uyarıları hala günümüzde yine uyarı olarak geçerlidir. Dolayısıyla biz az önce söylediğimiz gibi hep tekrar edeceğiz. Beşeriyetin içinde bulunduğu bu ilahi azap, evet, beşeriyetin kazandıklarının bir neticesidir bu azap. Bunu çeşitli zamanlarda çeşitli ipuçlarıyla tasvir etmeye çalıştık. Ana noktalarıyla tablolaştırmaya çalıştık. Beşeriyetin içinde bulunduğu bu azaptan kurtulmasının yolu, peygamberlerin gösterdiği, işaret ettiği yola koyulmakla mümkündür. Başka türlü kurtuluş olmaz. Aksi takdirde beşeriyet İslam'a karşı savaştığı sürece, İslam ile alay ettiği sürece, Müslümanları küçümsediği sürece, tahkir ettiği sürece, onlardaki zenginlik kaynaklarının farkına varmayıp, onların elindeki İslam servetinin kendileri için ne kadar büyük bir hayat kaynağı olduğundan gafil kaldığı sürece beşeriyet dünyada da ahirette de Allah'ın azabından kendisini kurtarmayacaktır. İnşallah önümüzdeki dersler ki benim düşüncem yaklaşık olarak Ramazan'dan sonra önümüzdeki Eylül ayının İlk cuması inşallah yeniden başlangıç dersimiz olur. Aradaki bir Ramazan girecek vesaire falan yaz tatilleri şey edeceğiz. Bu mevsimlik dersimizi burada
nihayete erdirmeden önce dilimizin döndüğü kadarıyla Rabbimize bir iki kelimeyle dua edelim. İnşallah icabet saatine rastlar. Rabbimiz duamızı kabul buyurur inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî en'ame aleyna bi ni'metil îmân ve ni'metil İslam ve ni'metil ilm ve ahlak ve ni'meti ala kulli ma en'ame bihi aleyna. İlahi ya rabbil alamin. Üzerimizdeki sayısız nimetler, sonsuz ihsanlar için layıkın kıl, layık-ı vecihiyle sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bizi ve beşeriyeti her türlü karanlıktan çıkartıp aydınlığa çıkartan o yüce Resulüne, onun izinden giden ashab-ı kiramına, onların nurlu yolunu devam ettiren ilim adamlarımıza, mücahitlerimize, hepsine rahmetini ihsan buyur, onlardan ve bizlerden razı ol. İlahi ya Rabbel Alemin, kitabının hikmetlerini, inceliklerini anlamaya, anlatmaya, dilimiz döndüğü kadar söylemeye çalıştık. Eğer bunlarda herhangi bir kusur ve ihmalimiz varsa, sen bunları düzeltme imkan ve fırsatını da ihsan eyle. Amin. Kusur ve eksikliklerimizi tamamla. Amin. Hatalarımızı affedip bağışla ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin, kitabın ile alakalı olarak, dinin ile alakalı olarak, bilgimiz olmadık, ne kadar cahilce bir şey söyledikse, evvela onları düzeltmeyi bizlere tekrar nasip ve müyesser eyle. O cahilce söylediklerimizin etkisini de imha eyle. Onu tamamen etkisiz kıl. O cehaletlerimizi ilme, şerlerimizi hayra tebdil et ya Rabbi Alemin. Yaptığımız kötülüklerimizi güzelliklere, iyiliklere değiştir ilahi ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Alemin, ümmetin içinde bulunduğu hali, sıkıntıları, zorlukları, mazlumiyetleri, çaresizlikleri, haksızlıkları, imkansızlıkları ve her türlü sıkıntı ve ızdırabı hepimizden çok sen biliyorsun ya Rabbel Alemin. Bizlerin de onların da sayısız pek çok derdi, sıkıntısı, musibeti, belası var. Ya Rabbel Alemin, üzerimizdeki belaları, üzerimizdeki zulümleri, üzerimizdeki sıkıntıları hepsini al ve gider. Yerlerine imkan, senin yolunda dost doğru yürümek, bu ayeti, bu surenin mübarek ayetinde buyurduğun gibi, emrolunduğumuz gibi senin yolunda dosdoğru yürümeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin, biz aciziz, biz muhtacız, biz çaresiziz. İmkanlarımız zayıf ve kıttır. Ama biz senin bizi acizden kurtarmanla kuvvetleniriz. Bizi çaresizlikten kurtarmakla çaresizliğimiz çareler doğurur. Bize yardımcı olmanla zaafımız kuvvet bulur. İlahi ya Rabbel Alemin, başımızdaki zalimleri sana havale ediyoruz. Onların hakkından sen gel. Zaafımızı, çarelerimizin azlığını da sana şikayet ediyoruz. Bu çaresizliklerden sen bizleri kurtar. Mazlumiyetlerden sen bizi koru. Ya Rabbel Alemin, ümmetin başındaki her türlü zulmü adalete, her türlü sıkıntıyı feraha, her türlü bunalımı, çaresizliği, krizi rahmete, huzura, dünya ve ahirette saadete tebdil eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin, insanlarımıza ilim, müminlere ilim, erkeklerimize cesaret, kadınlarımıza iffet ve namus, haya ve edep, çocuklarımıza zihin açıklığı, senin yolunda muvaffakiyet, bitip tükenmek bilmeyen gayret ve azimler nasip eyle. Günahlarımızı, kusurlarımızı bağışla. İlahi ya Rabbel Alemin, verdiğin her bir nefes, ihsan ettiğin her bir nimet, senin yolunda bir adım daha ilerlememize sebep olsun, kolaylaştırıcı bir imkan olsun ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin, aciz dillerimizle, çaresiz gönüllerimizle sana ancak bu kadar yalvarıyoruz. Bizim nelere muhtaç olduğumuzu, nelere daha çok ihtiyaç olduğumuzu, başımızdaki, içimizdeki halleri, içinde bulunduğumuz halleri en iyi bilen sensin.
Her şeyin en güzelini sen bizlere lütfe ihsan eyle. Senin yolunda mücadele etmiş başta peygamberan-ı izam olmak üzere bütün müminlere hepimiz adına sonsuz salat ve selamlar eyle. Bizim yerimize onları sen mükafatlandır. Bu dine her zaman için bizleri hizmetkar eyle. Bu dine hizmetle bizleri şereflendir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, nimetini üzerimizden, çoluğumuzun, çocuğumuzun, sevenlerimizin, yakınlarımızın ve sevdiklerimizin üzerinden hiçbir zaman esirgeme ya Rabbel Alemin. Amin. Hayatta kaldığımız sürece senin doğru yolundan başka bir yol aratma. Amin. Senin gösterdiğin istikametten başka bir istikamette yürütme. Amin. Senin gösterdiğin hedeflerden başka hedefler peşinde koşturma. Amin. Ya Rabbel Alemin, senin rızan için yaşayanlardan, senin rızan için ölenlerden ve senin emrettiğin şekilde sana koşup gelenlerden eyle ya Rabbel Alemin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.